Merhaba, programa hoş geldiniz. Serdar Öztürk, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, bugün daha çok seçimden sonra partilerin içindeki kavgaları konuşacağız. Getirilmek istenen, yapılmak istenen yeni anayasayı ya da anayasa maddelerini, yine her zaman gibi işte 30 maddeyle mi sınırlı tutacaklar, yoksa yepyeni bir anayasa mı getirecekler? Şüpheliyim ondan yani. Tam değişmiyor. Nedense böyle hadi gitsin bu anayasa, gelsin bu anayasa diye bir şey olmuyor. 30, 40, 50, 20 böyle yapıyorlar. Tabii parti kavgalarını ve bu yeni anayasa sisteminin de tartışırken program öncesi konuşmamıza göre biraz da Serdar'la biz tartışacağız gibi gözüküyor. Şimdi Serdar, hangisinden başlayalım? Meral Akşener'in konuşmasından mı başlayalım? Evet, Meral Hanım son günlerin en ilgi çekici siyasi karakterlerinden biri olmaya devam ediyor. Daha önce de çeşitli çıkışlarıyla hepimizi şaşırtmıştı. Şaşırtmaya da devam ediyor ama yani bizim daha önce konuştuğumuz bu tahmin yaparken seçimlerden sonra İYİ Parti'nin Erdoğan'a yanaşması olasılığı biraz daha yükselmiş gibi sanki. Meral Hanım onun hem işaretlerini veriyor ama aynı zamanda biraz da uzak durmaya çalışıyor. Ya bence asıl çekişme burada AKP ile MHP arasında seçime kadar ciddi bir bilek güreşi olacak. Çünkü ikisinin de seçimlerde elde edeceği sonuç diğerine ne yapması gerektiği konusunda biraz fikir verecek. Yani Bahçeli de sessiz kenarda çok da fazla konuşmadan durumu idareye etmeye çalışıyor. Onun için Meral Hanım bence sanki bu boşluktan, yani iktidarın iki ortağı arasındaki boşlukta işte birilerine mesaj veriyor gibi görünüyor ama kime hangi mesajı verdiği de çok açık değil açıkçası. Şimdi şöyle bir şey söylesem, bana göre bunlar kurdurulan partiler. Yani partide, yani şöyle söyleyeyim, biraz açıklaması belki zor. Halk kendi içinde bir takım insanlar, bireyler bir araya gelip de ya bize şöyle bir parti lazım diye bir çalışma yapmıyor. Birileri bir araya geliyor. O birilerine diyorlar ki ya siz şu partiyi kurun. Niye diyor dendiğinde, şöyle bir dönem olacak. O dönemde siz bize çok lazımsınız. Bana hep öyle geliyor. Yani çok partiye geçişte Demokrat Parti'nin oluşması tamam bir halk isteği ama mesela şöyle bir şey yok Türkiye'de. Halk ayaklanıp da miting yapıp da ya bu tek partiden kurtulalım, çok partiye geçelim diye bir miting, işte biz Demokrat Parti'nin adını halkın koyduğu, liderini halkın kendisinin tayin ettiği bir şey hemen hemen hiç yok. Yani Türkiye şu anda miting kelimesinden bile çok uzaklaştı. Yani herhalde bir 10 sene sonra Türkiye miting kelimesini hatırlamayacak bile. Yani şimdi gençlere bakıyorum. Örnek olarak geçen hafta sonu öyle konuşma hafta içinde bir genç grubuyla denk gelmiştim. Cumartesi annelerinden bir haberler. Sadece adını biliyorlar. Cumartesi anneleri diye bir grup olduğunu biliyorlar ama o cumartesi annelerinin ne olduğunu, işte ne amaçla Galatasaray Lisesi'nin önünde toplandıklarını falan bilmiyorlar. Sadece şu ekranlardan gördükleri, onların gözaltına alınma görüntüleri falan, onları söylüyorlar. Ya da onlara biraz tepkililer, neden alınıyor falan diye şaşırıyorlar ama onun temelini bilmiyorlar. O yüzden Türkiye'de yani sadece siyaset değil, sendikada, artık sendika kavramı da yok. Yok, öyle bir kavram yok. İçi boşaldı. Öyle olduğu için geçen bir gazete haberi gördüm. En herhalde son sendika olayı çok enteresan. Sarı sendikacılığından meşhur bir maden sendikası var.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş onunla beraber bir basın açıklaması yapıyordu. Yani Erkan Baş demişten geçtiğimiz gün bir de fabrikaya gitmiş, fabrikanın patronuyla beraber işçilere seslenmiş. O da fabrika patronu şey diyor değil mi? Reklamımız olur diyor. Bizim de iyi reklamımız olur diyor. Yani siyasetin genel havası böyle olduğu için o miting kelimesi falan bizim için artık biraz hayal. Ki geçen gün Özgür Özel'in söylediği işte emeklileri sokağa dökmek isteriz lafı bile, o sen iç karışıklık mı çıkarmak istiyorsun, yeni bir 15 Temmuz mu planlıyorsun gibi tepkilere neden oldu. Halbuki bu neyse ülkede... Neyse ki şimdilik bunu dem mi söyletti demediler zaten. Demediler. Ama bu ülkenin insanları artık demokratik haklarını kullanmanın yollarını unutmuş durumdalar. Daha önce böyle bir şeyleri vardı da mı unuttular yani? Yani ben 12 Eylül'den sonra bile bu tür şeylere denk geldiğimi biliyorum yani. O darbe döneminde bile bu kadar değildi. Yani en azından bazı kurumların içi bu kadar boşaltılmamıştı. Yani muhalefetle beraber bir toplumsal muhalefet vardı. Sonuçta Türkiye'de özellikle de bu kamu çalışanlarının haklarının alınması sürecinde çok ciddi mücadele yapıldı 80'li yıllardan sonra. Çok ciddi mücadelelerden sonra kamu çalışanları o tür sendikal haklarını kazandılar. Yani o mücadelenin şu anda herhalde yarısı bile yoktur. O mücadeleden gelen kamu çalışanları bile neredeyse onların sendikaları bile ses çıkarmıyor. Ona örnek verecektim. Geçtiğimiz gün bir yerde bir sendika yöneticisi, sanırım belediye meclis üyesi adayıymış, öyle bir şeymiş. Sonra aday yapılmayınca bütün üyeleriyle beraber başka bir sendikaya geçmiş. Artık durum böyle, yani hakikaten trajikomik durumda. Bir de şey çok dikkatimi çekti. Şu günlerde sosyal medyada en çok paylaşılan Zübük filminin tamamını şuradan izleyebilirsiniz linki. Ben belki şey vardır diye, bir tuzaktır diye pek şey yapmadım ama yani izleyiciler kontrollü şekilde bakarlarsa, hani yönlendirmiş de olmayayım. Ama en fazla ilgi gören filmlerden biri şu anda. Tabii doğal olarak Aziz Nesin bir kitabı o. Bunun ilgi çekiyor olması, işte Türkiye'de bunu seyredip sadece gülüyoruz. Ben Erdoğan'ın okuduğu tek kitap olduğuna inanıyorum. Yani mümkündür ama özetini okumuş olabilir. Yani daha doğrusu özetini okuduğu için zübüğü ikiye üçe katlayarak hareket ediyor. Yani oradan ipuçları almış ya da oradan bir takım kendisine yol haritası çıkarmış olabilir. En azından neyi yapmayacağını oradan öğrenmiş olabilir. Bu yüzden önemli. Geriye döneyim, toplayayım. İyi Parti lideri Meral Akşener'in ben seçimden sonra olası bir AKP yakınlaşması için, yani iktidarın üçüncü ayağı olmak için, tabii öncelikle MHP'nin pozisyonunu iyice tarttığını ama Erdoğan'a da bir taraftan böyle bir sarı ışık yaktığını bir süredir görüyorduk zaten. Şimdi yine görmeye başladık. Ama siz biraz önce bir örnek vermiştiniz bu yayından önce görüşürken. Şimdi şeyde de, Etin Mesut'ta da yaptığı toplantıda başka bir şey söylüyor. Yani Türkiye herhalde şimdi şöyle bir şey söylediği konuşuluyor. Bunu da Sedat Bozkurt Kısa Dalga kanalında yazmış. Diyor ki Meral Akşener, seçmen onaylamadı, parlamenter sistem gündemden düşmüştür. Cumhurbaşkanlığı sistemi kalıcı hale gelmiştir. Bu AKP'ye seçim sonrası bir yeşil ışık. Ama ve lakin, bugün biraz öyle konuşayım ama ve lakinden, hilafetin kaldırılış günü Cumhuriyet Halk Partisi ile de bir yol yürüdük. O yolun sonunda başaramadık. Ucube sistemi değiştiremedik.
orada ne kabulleniş ne reddediş var bana göre. Yani o da orta yolcu bir söylem ama. Hayır, burada şu var, yani sayemde kabul ettiremedik, ben masadan kalktım, kendi seçmenimin kafasını karıştırdım, ben zaten buraya bunun için gönderilmiştim, bu parti zaten muhalefetmiş gibi yapıp AKP'ye ve bu sisteme yardım eden bir partiydi demiyor. Biraz uzun oldu cümlem ama. Evet. Ama şunu da dikkate almak gerekir ki Meral Hanım partisinin parçalanmasından ciddi endişe duyuyor. Ki böyle bir olasılık var. Yani İyi Parti'nin iyice küçülme olasılığı var. Yani Erdoğan için bir değer ya da MHP'nin yerine koyabileceği bir değer olma olasılığını yitirme korkusu var. Bu iki söylem arasındaki o bağlantıdan şunu anlayabiliyoruz aslında. Biz önümüzdeki 4 yılın büyük bölümünü Erdoğan'la başkanlık sistemiyle, yarı başkanlık sistemiyle, kaç defa aday olabilirsin sorusuyla ve bunun adaylığın birinci turda olmasa bile ikinci turda işte salt yoğunluk ya da belli bir oy yüzdesine gibi bunları tartışarak geçireceğiz. Ama Türkiye'nin önünde de ciddi bir ekonomik sorun var. Sorunlar yumağı var aslında. Şimdi peki şöyle mi sorsam soruyu. Meral Akşener bir ya da iki ay önce bu seçimlerden beklediğimiz oyu alamazsam, yani eski oyu alamazsam parti başkanlığını bırakırım demesi de bir kuşku değil mi? Yani oy kaybettiğinde sadece AKP'ye koltuk değneği olmayı kaybetmeyecek. Aynı zamanda parti başkanlığını da kaybedecek. Yoksa Turgut Özal'ın sanıyorum bir söylediği bir laftır bu. Kaybettik ama şu kadar da belediye aldık bilmem ne ya da milletvekilliği aldık. İstifa etmiyorum çünkü o da böyle bir şey söylemişti. Ya ben aynı yolu Meral Hanım'ın da izleyeceğini düşünüyorum. Nedeni şu, Turgut Özal'ın söylediği dönemde bir il genel meclisi seçimi yapılıyordu Türkiye'de. Yani evet. Seçmen yerel seçimlerde bir de il genel meclisi için oy kullanıyordu. Siyasi partiler il genel meclisindeki oyları genel seçimde mukayese edebiliyorlardı, edebilineceğini düşünüyorlardı. Ama şimdi o birçok yerde yok, kaldırıldı. Öyle olduğu için sanıyorum büyük şehirlerde yok. Ya, evet, büyük şehirlerde yok. Onun dışında da il genel meclisi oyları artık hani böyle seçimi bir önceki milletvekili seçimiyle kıyaslanacak şey de değil. İşte Özal belediye meclisi oylaması öyle. Belediye meclisi çok kabul edilir bir oylama sayılmıyor. Ama şu, orada referans noktası artık şu kadar belediyemiz vardı, onu şu kadara çıkardık. Ya da bu kadar belediye bu kadara düştü gibi. Yani başarının oranı böyle hesaplanıyor. Orada da Meral Hanım'ın gayet söyleyebileceği bir şey var. Türkiye'nin her yerinde seçime girmediler ki. Girdikleri yerde kazanma oranına vururlarsa o zaman farklı bir sonuç çıkabilir. Hatta evet, başarı bile çıkabilir. Oyumuz %10'dan 6'ya düştü ama Ordu ilini aldık mesela. Gibi. Yani şu belediyeleri kazandık. Daha önce diyelim ki 3 belediyemiz vardı. Onu 6'ya çıkardık, 8'e çıkardık diyebilir bunu. O yüzden oradaki başarı ve başarısızlık oranı yerel seçimde kıyaslanacak bir miktar olmadığı için yani ben o sözüm çok tutulacağını düşünmüyorum. Meral Hanım'ın da partinin başından gideceğini falan düşünmüyorum. Çünkü gidecek olsaydı hemen Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ya bu iş hepimizin bir bedel ödemesi gerekiyor. Ben de bu görevden ayrılıyorum demesi gerekirdi. Onu demediğine göre ki zaten onu demeyeceğini biliyorduk biz. Şimdi bir pazarlık şansı varken niye bu kadar emek verdiği partisinden ayrılsın? Üstelik de bu kadar ağır iddialar ve bu kadar kopmalar, geniş kopmalar varken. Yani ben elindeki kozu son ana kadar kullanacağını, en azından Erdoğan'ın Meral Akşener kartıyla MHP'yi ya da MHP'den kurtulmanın yolunu arayacağını düşünüyorum. Çünkü biz seçime odaklandık ama devletin bürokrasisi işliyor.
Peki şöyle bir soru sorsam. Bu son okuduğum o ucube sistemi dediği cümle acaba ilk söylediğinde Erdoğan'dan bir hayır cevabı gelmiş olabilir mi? Tekrar Cumhurbaşkanlığı sistemi var dedikten sonra, yerine oturmuştur dedikten sonra dün ucube demesi bir ret cevabı almış olabilir mi? Yani ben hani bu böyle şu anda bir karşılıklı bir görüşme trafiği olduğunu Hayır, düşünmüyorum. hayır, hayır. Bu ona söyleyin, ona söyleyin diye yapılan görüşmeler bunlar. Ya bu şu anda siyasetin kendi alanı bürokrasideki bir takım değişiklikleri örter pozisyonda olduğu için biz bazı şeyleri belki göz ardı ediyoruz. Bunlardan çok önemli bir gelişme var. İşte daha önce konuştuğumuz bir konu vardı. Sinan Ateş'in savcısı izne çıkarılmıştı ki başından beri soruşturmanın içinde olan bir savcıydı. Bütün olayları, bütün şahısları ve bağlantıları biliyordu. O izne çıkarılmıştı. Şimdi izinden döner dönmez dosya ondan alınmış. Evet. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız? Yani nasıl yorumlamak gerekir? Birkaç Bu kişi serbest bırakılacak gibi gözüküyor. Tamam, bu MHP'nin zaferi mi? Yani MHP'nin zaferi AKP'nin kaybı mı? Yoksa AKP'nin MHP üzerinde bu rüşvet yoluyla ya da böyle bir yolla egemenliğini artırması mı? Bak sizin dediğinizi yaptık diye. Yani bu bir zımni anlaşma sonucunda mı oldu diye. Şimdi bu dava önemli. Aslında Meral Akşener için de önemli. Yani Akşener Sinan Ateş figürünü bütün Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi boyunca kullandı. Yani bu İyi Parti'nin seçmene sunduğu önermelerden biriydi. Şimdi bu geri plana mı atıldı? İyi Parti ses çıkarmıyor. Yani ben bir açıklama duymadım en azından savcının görevden alınmasıyla ilgili. İyi Parti'nin sessizliği sizin de söylediğiniz gibi hani bu ona söyle bu işe de karışmasın denilecek bir şey mi? Çünkü muhtemelen iktidarla yani iktidarın içindeki çatlağın en büyük konularından biri Sinan Ateş cinayeti. Ya yani bundan Erdoğan'ın rahatsız olduğu, AKP'nin rahatsız olduğu kesin. Ama ortak olduğunuz kimsenin çok sıkıntıya düşeceği bir konu olduğu için ya karşılıklı anlaşmayla bu iş örtülüyor ya da AKP'ye rağmen yapılıyor bu iş. Çünkü bürokraside daha bir ay önce sanırım işte aynı konuyu biz Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasında da yaşadık. Yani Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi farklı siyasi yerlerde konumlandılar. O konumlanmada da MHP lideri tavrını çok açık koymuş olmasına rağmen biz Erdoğan'ın pek bir açık tavrını görmedik. Yani Anayasa Mahkemesi'ni savunmadı. Tam tersine bu kavganın bir anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilebileceği ya da giderilebileceğini söyledi, savundu. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtuluş da anayasa değişikliğiyle ilgili konuşurken bu konuyu özellikle gündeme getirip anayasa değişikliğinin bunun içinde şart olduğunu söyledi. Bu demektir ki yani evet iktidarı oluşturan iki siyasi yapı arasında bir rekabet var ama bu rekabet danışıklı dövüş üzerine mi kuruluyor yoksa güçler kavgası mı üzerine kuruluyor? Bu konuda gerçekten emin değilim. Yani o yüzden de şu anda Meral Akşener'in açıktan destek vermesi kendi siyasi geleceği açısından da çok doğru gelmiyor bana. O da bunun farkında diye düşünüyorum. Peki şimdi bütün partilerde değişim, yani değişim dediğim yer değiştirme oldu, istifalar, toplu istifalar falan filan. Herkes İyi Parti'yi baz alarak ve son adaylarla beraber CHP'yi baz alarak konuşuyor ama AKP unutuluyor. Sen ne kadar ciddiye alıyorsun bilmiyorum açıkçası ama ben
Urfa'daki AKP'den istifaların ve yeniden Refah Partisi'nden aday olmalarının sadece bir başkan seçilmek, tekrar seçilmek, dışlanmışlık olduğuna inanmıyorum. Çünkü tekrar seçilmek olsa son seçimde %2'nin biraz üzerinde ya da 3'e yakın, belki de tam anımsamıyorum şimdi, 3'e yakın sanırım, 2.8 yanlış aklımda kalmadıysa, oy alan partiye gitmem. İYİ Parti'ye ya da CHP'ye giderim. Yani seçilmek içinse bunlara giderim. %10 ya da 25 olan partiye giderim. Ve seçilme şansım belki de daha çok olur. Seçilmek için olsaydı. Ama AKP'den Refah Partisi, yeniden Refah'a gitmek, işte milli görüş mantığının devam ettiği bir yerde devam etmek ve seçilmeyi riske almak, bu tek başına seçilmek için adaylık hırsıyla yapılmış bir şey değil gibi geliyor bana. Yani ben yeniden Refah'ı daha önce konuşmuştuk. Yani şeyi zorlayacak, AKP'yi zorlayacak, üstelik de ittifakın içinde bir yapıydı. Saadet gibi değil. Evet. Yani bunlar gerçekten Erbakan konusunda hassasiyetleri olan, Erbakan'ın milli görüşü konusunda hassasiyetleri olan siyasi partiler. Hatta bir iki hafta önce konuşurken, geçen hafta, bu Erbakan'ın Erdoğan tarafından evinin sarılıp işte gözaltına alınmasını da gündeme taşımıştık. Şimdi yeniden Refah'a geçmeleri bir siyasi ikbal için olur olmaz tartışması bir yana, şunu belki de vurgulamak gerekiyor. AKP Erdoğan tarafından hep böyle yönetildi. Yani parti içinde hep bir grupçuklar vardı. Bir takım nasıl söyleyeyim, güç odağı mı denir ona? Onlar vardı ve Erdoğan bunların arasını bularak ya da bunlardan birinden yana tavır koyarak, diğerini biraz kenarda tutarak falan partiyi 20 yıldır böyle yönetiyordu. Zaten o yüzden de sürekli bir değişim oluyordu. Bu örneklerden biri de işte mesela Hamza Dağ'dır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Bir dönem önce medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Onun bir ekibi vardı. Şimdi o ekibin bu yerel seçimlerde ciddi anlamda Erdoğan'a etki ettiğini görebiliyoruz Türkiye'nin her yerinde. Ona karşılık kim vardı? İşte Gaziantep'ten Şamil Tayyar. O da başka bir ekibin temsilcisiydi. Yani AKP'nin içinde böyle bir güç savaşı var. Ama AKP'nin içinde bu güç savaşı iktidarı, yani AKP'nin içindeki iktidarı değiştirmiyor. Orada mutlak tek hakim Erdoğan. Erdoğan'ın dışındaki herkes değişiyor, Erdoğan değişmiyor. Erdoğan da bu değişime izin veriyor bana göre. Çünkü parti içinde Erdoğan'ın yanına Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş, çok o kadar umursamıyor Erdoğan. Çünkü kim gelirse gelsin, biz bugüne kadar AKP Genel Başkan Yardımcılarının kim olduğunu şu anda tam sayabilir miyiz? Ya da Genel Başkan Yardımcılarını tam sayabilecek kişi belki AKP'li seçmen arasında bile çok azdır. Çünkü AKP demek Erdoğan demektir sonuçta. Erdoğan da bunun farkında olduğu için partisinde o anda en güçlü olan ya da en çok Erdoğan'ın ihtiyacı olan grup kimse, onunla ittifak yapmayı, partiyi onunla birlikte yürütmeyi hep uygun gördü. Ben Erdoğan'ın işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden Refah Partisi ile yaptığı ittifaka o zaman anlam verememiştim. Yani ya ne oluyor da o zaman, çünkü oy oranı %1 falan olarak söyleniyordu. Ne oluyor da %1'lik bir siyasi partiyle bu kadar ilgileniyor demiştim. Onun nedeni şimdi belli oldu. Erdoğan milli görüşçülerini ya da milli görüşü savunanların yükselmekte olduğunun farkına vardı. Evet. Sadece Saadet Partisi değil, işte Erbakan soy ismini kullanarak oğul Erbakan'ın da yeniden Refah Partisi üzerinden ve en çok oy çalabilecekleri yer AKP olduğunun farkına vardı.
Çünkü sonuçta AKP'nin geldiği ve oturduğu taban, geldiği taban daha doğrusu, şimdi o taban büyük oranda değişti ama oturduğu temel taban milli görüş tabanıydı. Ve bu milli görüş tabanını her ne kadar biz milli görüş gömleğini çıkardık dese de Erdoğan partisinin ilk 1-2 kurultayında hep milli görüşçülerin ideolojisi üzerinden yürüdü, onun kadroları üzerinden yürüdü. Sonuçta bir siyasi parti 81 vilayette örgütlenmek zorundasınız. Onun ilçeleri var, beldeleri var. Yani çok kolay yönetilen bir organizma değil. Oysa Saadet Partisi'nin, yani aslında Refah Partisi'nin böyle bir yetişmiş kadrosu vardı. Genç olarak da vardı. O kadroların üstünde AKP'yi inşa etti. Onlar da o zaman inandılar ama şu anda yol ayrımına gelmiş vaziyetteler. Bence Erdoğan dışarıda tutarak biraz onların oy potansiyelini görmek istiyor gibi geliyor. Yani onları sanki iktidarın muhalefetiymiş gibi göstermek istiyor ama yani bunu siyaseti biraz okuyan biliyor ki sonuçta değişmez. Bunların yolu bir yerde kesişir. Sonuçta aynı yerden, aynı tabandan besleniyorlar. Sonuçta bir yerde buluşurlar. Erdoğan bir adım geri atar. İşte Saadet ya da yeniden Refah bir adım ileri atar falan ama bir noktada buluşurlar çünkü tabanları aynı. Ben orada bütün problemin MHP'den nasıl kurtuluruz hesabının Erdoğan'ın kafasında netleşmemesi nedeniyle oluştuğunu düşünüyorum. Yani yoksa bir adayın AKP'den ya da meclis üyesi grubunun AKP'den istifa edip yeniden Refah'a gitmesi bu anlamda Erdoğan için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani Erdoğan şu anda muhtemelen İstanbul'a aday gösterdiği isimle ilgili ne yapacağını düşünüyordur. Her gün Bu bir son şey. göbek atmadan sonra belki çok büyük iddia olur ama ben Erdoğan'ın yerinde olsam aday değiştiririm. Yok, bu saatten sonra olmuyor. Adayı değiştirmeniz mümkün değil artık. Geçti o. Niye hastalandı, çekildi? Yok, gösteremiyorsunuz. Öyle mi? Kesinleşti listeler çünkü. Yani hastalık bahanesi özür dilerim. Kedi Hastalık mi bir, kaçtı? yani kediyi gördüm alerji oldu herhalde. Resimden biri alerji, görüntüden alerji oldum herhalde. Yani Erdoğan'ın şu anda, ama bir önce de Binali Yıldırım vardı. Onun da bir önceki seçimlerdeki videolarını açın ya da onunla ilgili haberleri açın. Çok çok farklı haber göremiyoruz. Aynı. Bilemiyorum ya, ben bu aralar bir Binali Yıldırım sempatizanı oldum. Sempatizman oldum. Çünkü bu seçimde Binali Yıldırım tekrar aday gösterilseydi en azından Büyükçekmece'yle Küçükçekmece'yi karıştırmazdı. Ne bileyim, ben çıkıp sahnede göbek atmazdı. Bir düğünde falan olsan anlarım. Ama bir sahnede göbek atıyorsun ya. Ve Yani diyorsun ki ya, bu İstanbul'u yönetecek, bu bakanmış daha önceden. Hadi git bak, alerjisi tuttu abinin. aslında bütün mesele de orada belki. Erdoğan'ın bakan tercihlerinin nasıl olduğunu öğrendik bu yolla. Göbek atan, kötü göbek atanlar. Yani Binali Yıldırım da kara da demeyeyim, elektronik tahtaya yumuşak G'yi bile zor yazan bir karakterdi. Yani onun da bu anlamdaki siyasi gaflarını gördüğümüz için aslında bu bize şunu Ama gösteriyor. yüksek lisansını İngilizce vermiş adam. O yüzden yumuşak G'ye uzak olabilir. Yani bence Papua Yeni Gine İngilizcesidir o. Muhtemelen orada ne kadar konuşuluyorsa onların konuştuğu da odur diye düşünüyorum. Vardır yani İngilizcesiyle Amerikan İngilizcesi farklı diye. Binali Bey'in İngilizcesi onların hepsinden farklıydı. Karma bir İngilizce kullanıyordu o. Ama hiç bugüne kadar da İngilizce konuştuğunu duymadık tabii. O da ayrı bir konu. Şimdi ben bakanların asıl nasıl tespit edildiğinin buradan ortaya çıktığını. Çünkü Binali Yıldırım da önce bakanlık sonra başbakanlık yaptı. İşte Murat Kurum da bakanlık yaptı.
Demek ki Erdoğan'ın bakan seçme kriteri bu iki isim üzerinden netleşebilir. Bu iki ismin genel politik tavrına bakarak, evet, bakanlar böyle oluyormuş. İlk böyle iki seçiyor. Dönemin bakanlarının hepsini saymazsak bu kategoriye girmeyebilirler. Ama o Erdoğan'ın ittifak iktidarlarıydı. Yani parti evet. içindeki diğer güç odaklarıyla ittifak evet. iktidarıydı. Şu anda Bülent Arınç'ın hiçbir sözünü duyan var mı? Nerede olduğunu bilen var mı? Seçimlere Hayır, ben kadar. Yani aynı görüşte olmasam bile Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı olarak Ali Babacan tartının bu tarafında, Berat Albayrak bu tarafta dediğin zaman bu bakan seçmedeki değişimin nasıl bir şey olduğunu gayet iyi anlayabilirim zaten. Ama işte onun sonra yaşarken gördük, onların hepsi birer lider oldular kendilerine göre. Küçük ya da büyük lider oldular. Ama öbür taraftan kalanlar Erdoğan tarafından bir yere aday gösterirlerse siyasete devam ettiler. Evet. Gösterilmedikleri zaman hepsi kenara çekildi, bekledi. Yani şu anda Binali Yıldırım kenara atılmış durumda değil mi? Bir tek Türkiye Cumhuriyetler'de akil adamlar konseyi başkanı herhalde tek sıfatı. Ama bir daha da oraya gideceğini sanmıyorum o Azerbaycan-Bakü kazasından sonra. Yani ben bir daha yurt dışına falan çıkacaksam evden biliyorsun Kenan Evren emekli olduktan sonra bir daha yurt dışına hiç gitmedi. Hiç. Yani, önünde Pinochet örneği vardı. Heathrow Havalimanı'nda İngiltere'de sanıyorum gözaltına alınıyor bir şikayet üzerine. Pinochet Şili darbecisi. Ve çok ilginçtir. Şile darbesi, Allende'nin öldürülmesi 11 Eylül'dür. Bizdeki 12 Eylül. Bir gün arayla. Tabii biz gazetede 11 Eylül'de darbeyi bekliyorduk. Sonradan ne kadar doğru gerçek bir dedikodu bilmiyorum. Tam Amerikan darbesi demesinler işte şey diye ya da faşizm demesinler diye 11 yerine 12'sine alınması dedikodusu çıkmıştı. Ben bunu bir kurmay bir subayla konuşmuştum yani. Doğrudur. Dedikodu yani. Da olabilir ama Pinochet ile aynı güne denk gelmesi. Çünkü Kenan Evren'in böyle ilginç şeyleri var. Ya da ona akıl verenlerin Kenan Evren'in hani bir onlardan dediği var ya, esas ondan önemlisi hep soldan asmayın, biraz da sağdan asın, Avrupa bize sadece solcuları asıyorsun demesin diyor. Doğru. Bunlar yazıldı, çizildi yani o dönem için. Ama şimdi Erdoğan'ın iktidar olduğu yerde artık böyle bir korku olmadığı için Erdoğan'ın bakanlarını ya da eski bakanlarını getirip işte yerel yönetimlerde, belediye büyükşehirlerde belediye başkanı olarak kullanmaya kalktığı zaman böyle görüntülerin ortaya çıkması bana göre çok normal. Çünkü siyasetin içinden gelmiyorlar. Bir yerlere hep atamayla gelmişler. Evet. Sonuçta yetenekleri o kadar da siyaset için o kadar da çok yüksek değil. Belki iş dünyasında çok başarılı olabilirler ama siyasette o kadar da başarılı değiller. Ama Erdoğan'ın iki dudağın arasında olduğu için işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sensin dediğinde akan sular duruyor. Onun sonucu da Özal'ın prensleri vardı, bir de Erdoğan'ın emirleri var. Fakat dediğin gibi Özal'ın prensleri daha akıllıydı bunlara göre. Onlar Ahmet Özal'ın arkadaşları diye geçerdi basında hep. Bunlar da Bilal'in arkadaşları diye, ama ilginç bir şey. Tabii Bilal'in arkadaşlarının bilgi birikimini falan bilmiyorum ama Ahmet'in arkadaşları hepsi Ahmet'ten 3-4 misli daha becerikli, bilgili, daha bir entelektüel aydın olma çabasında insanlardı gibi geliyor bana. Ya da ben yanılıyorum. Ya da öyle lanse edildiler, bilemiyorum. Öyle bir fark var ama Ahmet Özal ondan sonra kaç tane siyasi parti kurdu, kaç tane partiye gitti. Artık Yıldırım Akbulut'tan daha fazla
hakkında mizah karalanan, çizilen bir figür haline geldi. Şu anda ne olsa hemen Ahmet Özal'ı hatırlıyor herkes. Özal'la Erdoğan'ın çok benzerliği var esasında. Birinci Körfez'e Amerika'ya izin vermek isteyen Özal kendi partisinden red cevabı aldı, yapamadı. İkinci Körfez'de de Erdoğan aynı şeyi yaşadı. Yani geçen gün bilmiyorum okuma olanağınız oldu mu? Abdullah Gül'ün bu konuda bir röportajı vardı. Tabii orada vurgulanan asıl cümle şuydu. Evet dendi ama yetmedi. Yani aslında meclisten evet kararı çıkıyor orada. Evet kararı çıkıyor ama yetmiyor. 200 bilmem sayı kaç. Evet sayı yetmiyor. Abdullah Gül'ün de bu konudaki açıklamaları tam da böyle yerel seçimler arifesinde, gerçi tezkere, yani 1 Mart tezkeresine denk geldiği için böyle bir röportaj vermiş muhtemelen. Ama istese vermezdi yani sonuçta. Abdullah Gül de bilerek vermiş ki bu röportajı. O orada değinilen konular baktığınız zaman evet AKP'nin aslında başta nasıl bir dengeler üzerine kurulduğunu, Erdoğan'ın sonra liderliği, yani lider olduktan sonra Erdoğan'ın yavaş yavaş bunu nasıl kendi lehine çevirdiğini o yakın tarihten görebiliriz. Hatta ben o röportajı okuduktan sonra şöyle dedim, izleyiciler de anımsayacaktır. Üçü bir araya geliyor, Abdullah Gül aday olarak, başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan, meclis başkanı olarak da Bülent Arınç, cumhurbaşkanı adayı belirleyecekler. Abdullah Gül istenmiyor. Böyle bir hava var. Aslında bu sistemin, yani bugün şikayet edilen bu başkanlık sisteminin önünü orada açan çok ilginç Bülent Arınç gibi geliyor bana. Çünkü Erdoğan da aday olmak istiyor. Yani kendi ismi telaffuz edilsin istiyor. Israrla Bülent Arınç bu sıra Abdullah Bey'in hakkı. Eğer Abdullah Bey'i aday olarak açıklamayacaksanız çeşitli gerekçeler sunarak ben de adaylığımı açıklarım deyip Abdullah Gül lehine tavır alınca Erdoğan geri adım atıyor. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek zorunda kalıyor. Halbuki bu konuşma Emine Erdoğan'dan Farnüsa Gül'ün arasını açıyor. Tabii ama orada işte ben kafamı kurcalayan bir şeydir bu mesele. O gün Bülent Arınç, hayır canım yani Abdullah Gül bu konuda fedakarlık yapabilir. Abdullah Bey yeniden başbakanlığa dönebilir. Sizin hakkınızdır bu. Elbette Cumhurbaşkanı olmalısınız deseydi şu anda Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan diye bir siyasi figür yoktu belki de. Yani acaba Bülent Arınç o konuşmasıyla Abdullah Gül'e iyilik mi yaptı yoksa aslında Erdoğan'a mı iyilik yaptı? O konu benim kafamda çok net değil. Ben de bilemiyorum ama mesela refahta mı, fazilette mi? Ya da fazilette sanıyorum Abdullah Gül'ün başkanlığa adaylığı da niye Erdoğan değildi? Madem esas lider Erdoğan'dı da Abdullah Gül partide, AKP kurulmadan önceki partide başkan adayı oldu. Bunun da cevabını tam olarak bilebiliyor muyuz? Elbette bilemiyoruz. Yani o aslında bu tarihte... Tamam, Erdoğan belediyeden dolayı cezalıydı ama o cezanın kalkması 3 ay sonra nasıl kalktıysa 3 ay önce de kalkabilirdi ya da 6 ay önce de kalkabilirdi. Yani bunu bahane olarak yazıyorlar bana ben bunu söylediğimde. Ama bu hiçbir zaman bahane değil. O yasak kalkardı. Eğer bence, böyle bir şey düşünülseydi. Bence aslında konuşmamız, yani konuşulması, tartışılması, kamuoyunda tartışılması gereken konulardan biri de bu Abdullah Gül Erdoğan grubunun birdenbire ne oldu da parti içinde demokrasi talebi gelişti ve Abdullah Gül'ü genel başkan adayı olarak çıkardılar kaybettikleri kongrede Erbakan'a karşı. Ne oldu? Erbakan'a karşı değil, Recai Kutlandı galiba.
Yok, Refah Partisi'ne ilk ayaklanışları yani. Evet. Tamam, Başkan Erbakan da yasaklıydı. Doğrudur. Başkan Recai Kutan'dı sanıyorum. Yani bunun o tarihe alınması, o tarihe geri alınması gerekiyor. Evet, işte onu söylüyorum. Hatta belki de Tansu Çiller'le kurulan koalisyon hükümetine kadar alınması gerekiyor. Yani o zaman Erbakan'ı zorda bırakan ya da Refah Partisi'nin kapatılmasına kadar giden süreçte yaşananlar falan, bunların hepsini bir arada değerlendirip oradan almak gerekiyor. Hani bu sizin sık sık dillendirdiğiniz bu uluslararası güçlerin aslında siyaseti nasıl dizayn ettiğini, yani yeni bir parti kurulmak istenmesi halinde ya da bir partinin içinde bir yeni bir grubun iktidara talip olması konusunda nasıl yönlendirdikleri için bir örnek olabilir. Ama dediğim gibi tarihi bayağı bir geri sarmak lazım. Ya da Milli Görüş kanadının bunu kaleme alıp anlatması lazım ki o dönemlerde neler oldu, neler bitti bilelim. Ben günün sokakta neler olduğunu biliyorum ama hep o şeyle ilgili, yani Çiller'le Erbakan iktidarının nasıl devrileceğiyle ilgili. Ona da bakmak lazım belki. Onu da bir araya getirip, o anıları da bir araya getirip hangisi nereye doğru evrilmiş diye. Oradan bugün yaşadıklarımızın asıl nedenini, sanki o günlerden temeli atılmış gibi geldi bana da. Peki Kenan Evren gibi bir asker, yani bir askerin, Kenan Evren gibi demeyeyim çünkü askere hakaret olur diye düşünüyorum. Bir askerin darbe sonrası bütün mitinglerde elinde Kur'an'dan bir ayet okuması, bu da bir başlangıcın işareti değil mi? Elbette. Zaten 12 Eylül darbesinden sonra değil mi bu siyasal İslamcılığın sürekli yükselmeye başlaması, pompalanması ve Türkiye'nin gittikçe sola doğru, sağa doğru özellikle yaslandırılması, kendisini sol ve sosyal demokrat diyen partilerin bile sağcı açılımlar yapması, bugün işte geldiğimiz son nokta nedir? Neredeyse sol ya da sosyal demokrat diyebileceğiniz en azından büyükşehir adayı kalmadı. Şöyle bir baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının bile özellikle 5 büyükşehirde, 6 büyükşehirde pek de öyle sosyal demokratlıkla ilgileri olduğu söylenemez. Belki Yılmaz Büyükerşen diyebilirim, belki. Ama o da devre dışı kaldı. O da devre dışı kaldı yani. Ama yani bence yaştan dolayı. Yani yerine gelecek olanla birlikte ben politikanın en fazla bir yıl süreceğini, ikinci yıldan itibaren önce Yılmaz Büyükerşen'in ismini silmekle işe başlayacaklarını düşünüyorum. Bu arada daha önce konuşmuştuk ama bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Bu seçimlerde, bu yerel seçimlerde geçen hafta söylemiştim, olağanüstü derecede kötü bir alışkanlık gelişti. Bir defa mevcut belediye başkanı olup da aday olanlar için bu söylediğim daha çok geçerli. Ama olağanüstü bir tehdit ve rüşvet çarkı dönüyor. İlk kez ben bu seçimlerde bu kadar bunun artık ayyuka çıktığını görüyorum. Yani şurada hemen sokağa çıkıyorsunuz, filanca belediye 100 kişi işe alıyormuş, falanca belediye önümüzdeki ay 300 kişiye söz vermiş. Yani bildiğiniz özellikle de belediyelerin şirketleri üzerinden, çünkü Sayıştay denetimi falan artık eskisi gibi değil, bu şirketleri üzerinden çok sayıda seçim yatırımı için istihdam yarattığını, bunu bir seçim rüşveti olarak kullandığını ya da tersine işte o şirketlerde çalışan işçilerin, emekçilerin lehlerine çalışmaması halinde seçimden sonra işten çıkarılacağı tehdit ediliyor. Yani bir taraftan rüşvet verilirken diğer taraftan tehdit ediliyor. Bu daha önceki seçimlerde vardı ama hep şöyle olurdu. Seçimden sonraya ayarlanırdı bu işler. Seçimden sonra alacağız derlerdi ve makul bir sayı olurdu. Şimdi gerçekten inanılmaz rakamlar. O bir felaket bir şey. Ben hangi seçimde anımsamıyorum.
99'ların o dönemindeki bir seçim. Ali Ağa'daydım. Sevgili Hakkı Ali Ağa Belediye Başkanı seçilmişti. O deprem döneminde bir hafta onun odasındaydım ben. Bir takım şeyler konuşuyorduk. Ben o iş için gelenlerin oluk oluk nasıl geldiğini ve bir yerde bir kısmını da işe almak zorunda olduğunu orada gördüm. Evet, şimdi iktidar için kolay bu. Yani muhalefet bu konuda biraz daha geride kalıyor. Yani sadece CHP'li belediyeleri ya da diğer muhalefet partilerini söylemek haksızlık olur. İktidar bunu zaten çok fütursuzca yapıyor. Şu anda kullanıyor. Hem tehdidi hem de dediğim gibi bu rişveti. Şimdi yerel yönetimlerde bunu şirketler üzerinden yaptıkları için ben de sordum bu işi bilen bir iki kişiye, yani bu kadar işçiyi alıyorsunuz, 100 diyorsunuz yani. Her gelene pazartesi gel başla falan böyle listeler yapılıyor. Bu sayı herhalde seçime kadar en küçük ilçelerde bile 300 kişiyi falan, 300-400 kişiyi bulacak. Bu ciddi bir oy demek. Her ailenin 4 kişi olduğunu düşünürsek. Ama şöyle bir şey var ya, dedim bunu nasıl yapacaklar, yani bu istihdam nasıl yaratılacak? Sonuçta bu insanları işe aldınız. Bir insan sabahı kovamazsınız bunları. Bir biçimde devam etmek zorunda. Yani bunu nasıl kaldıracak belediyelerin gücü, ekonomik gücü, finansal olarak bunu nasıl kaldıracaklar dedim. Aldığım yanıt ilginçti. Evet, yani hak verdim ona da. Genellikle muhalefet belediyeleri de bu şirketler üzerinden işçi alımlarında kullandıkları iki şey var. Vergi ve sigortayı ödemiyorlarmış. Böyle bir, yani devlete olan borçlar katlanarak gidiyor bu BİT dediğimiz, yani belediye iktisadi teşebbüslerinin vergi ve şey borçları, SGK borçları sürekli katlanarak gidiyor. Böylelikle zararı devlete para ödemeyerek sanki bir nevi finans ediyorlarmış gibi geliyor. Ama o da bence büyük resimde büyük şirketleri, yani büyüğü etkiliyor. Niye? Bunu da belki bilenler vardır. Ben yeni öğrendim. SGK sizin eskiden sigortanız ödenmediği zaman gidip işvereni bulup alıyordu. Valla şimdi öyle yapmıyormuş SGK. Diyormuş ki senin şu tarihler arasında evet sigortalı görünüyorsun ama işverenin ödememiş. Onun için bu emekliliğine sayılmaz diyormuş. Onları düşüyormuş, saymıyormuş. Şimdi bu korkunç bir şey Türkiye'de. Yani insanların elindeki emeklilik güvencesini ellerinden almak demek. Bu işte biraz önce söylediğim bu, eğer muhalefet belediyeleri belediye şirketlerini finanse etmek için bu yöntemi kullanıyorlar. Yani çalışanın vergisini, SGK'sını, yani sigorta primini ödemiyorlar ise ve o ödememezlik yarın da bu emekçilerin emekli olma durumunda, kusura bakmayın belediye sizin sigorta primlerinizi yatırmamış, o yüzden biz bu günleri emekliliğinizi saymıyoruz derlerse bu çok büyük bir toplumsal sıkıntıya yol açar. Yani gerçekten kötü bir şey olur. Ne olacağını tahmin bile edemiyorum ama yani binlerce insanın, yüz binlerce insanın bir anda emekli olamaması demek, yeni yeni sorunlar olması demek. Yani devlet de kendisini böylelikle korumaya almış güya bir yasa değişikliğiyle ama korkunç kötü bir şey. Yani bu işçileri madem işe alıyorsunuz, bence bunların nasıl istihdam edeceğinizi de önceden mutlaka planlamanız lazım ama maalesef Türkiye'de böyle bir planlama hiçbir zaman görmedik. Planlama eşittir kazıklama gibi bir sistem var Türkiye'de diye düşünüyorum. Tabii herkes birbirini kazıklıyor. Sonuçta vergi ödemediğiniz zaman o gelmeyen vergiden sizin şehriniz vergi alamıyor. Yani vergiden kendisine düşen payı alamıyor. Aslında yaptığınız iş bir nevi kendi kendinizi kazıklamak gibi oluyor yani. Evet. Evet, ilginç bir seçime doğru gidiyoruz. Seçim ilginç değil de seçim sonuçları bayağı bir seçim sonrası bayağı ilginç bir Türkiye ile karşılaşacağız gibi geliyor bana.
Sanki AKP yerine ve Erdoğan yerine bir parti oluşturulacak ve bir lider çıkartılacak diye düşünüyorum. Bana hep Ekrem İmamoğlu ön plana çıkıyormuş, merkez sağ bir parti gibi geliyor. Aynı zamanda işte o dindar muhafazakar kesimin de oyunu AKP'den almak için de Erbakan şu anda her kesim tarafından pohpohlanıyor gibi geliyor. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Yani bir aydan az kaldı galiba şimdi, 3'ü. Evet. 28 gün. Evet, 28 gündeyiz. Bence de bu yerel seçimde görmediğimiz heyecanı ve hareketi, siyasi hareketi yerel seçimlerden sonra bol bol yaşayacağız, öyle görünüyor. Evet. Bugün tabii demin de söylediğim gibi hilafetin kaldırılışının yıl dönümü. Hilafetinin kaldırılışını herkes kutlarken tabii din üzerinden propaganda yapan kaç tane parti var dediğimizde önümüze de komik bir rakam çıkıyor. Neredeyse hiç yok. Yapmayan yok. Yapmayan. Evet, tersinden baktım. Yani işte çok partiye geçtiğimiz zaman Türkiye siyasetinin yaşamına yeni bir şey giriyor Adnan Menderes'ten beraber. Cuma namazı, cami kitlesi. Sonra bu Erdoğan şeyle Demirel'le devam ediyor. Sonra işte Erbakan'ların hepsinden falan devam ediyor. Bir tek CHP'de yok şimdiye kadar. İmamoğlu'nu saymazsak. İşte parti başkanlarında yok hiç. 3 gün diyorum. 5-6 gün sonra, yani 7-8 gün sonra yeniden camilerin siyaset arenasına döndüğü günleri yaşamaya başlayacağız. Evet, cuma bir bunu tabii cuma namazına gidip orada kitleyi şey yapmakla kalmıyor. Cuma namazında konuşulanlar da o dönemin başbakanlarının, o dönemin iktidarının istediği dille okunmaya başlanıyor. Benim o yüzden ben de diyorum ki iyi ki hilafeti kaldırmış bu ülke. Tarikatların İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda gayet demokratik bir şekilde çalışmaları falan, işte 6 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukları tecavüz etmeleri ya da evlenmeleri falan, onlar da söylemeyeceğim. Tamam. Zaten benim söylemek istediğim oydu. 11 Mart itibariyle Ramazan ayı başladığı için artık siyaset camilerde, teravihlerde ya da iftar sofralarında. Evet, müthiş iftar sofralarında, ama o iftar sofralarının kimin parasıyla kurulduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz maalesef. Ben biliyorum, sana sonra söylerim. Tamam. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.